Buyurun gelsin. Yeni soru. Aklınıza birden fazla cevap getirebilir. Mecazi anlamda soğuk ve can sıkıcı şakalar yapan laubali kimse. Ne diyelim biz buna? Zevzek. Zevzek gibi bir şey ama 6 harfli değil, 5 harfli. Soğuk ve can sıkıcı şakalar yapıyor. Bir de laubali. Bu ne samimiyet densiz yahu? Densiz. O şaka kısmına yine sulu şakalar yapıyor. Sulu. Çok güzel. Sulu şakalar yapıyor. Üf, ne nokta nokta adam. Bir tane harfli. Aldık şey. Bir tane be. Iğlar yalnız dolaşmaz. Vildan'ın bir yerde ığ varsa hemen başka yancısı vardır yanında. Ne sulu şakalar yapan bir adam. Bir harf daha rica ediyorum. Yapmayın yahu. Aldık bir tane daha. İşte ya, yancısı da geldi. Sulu bir adamsa bu, sulu şakalar yapıyorsa demek ki biraz bunun hamuru... Cıvık. Cıvıktır. Bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. 1100 puana ulaştık. Zaten hızlı başlamıştık. Şimdi yine hızlanmanın zamanı. 5 harfli cevapları bitireceğiz. Deniz taşımacılığının ağır taşıtı. Tanker mi? Hayır değil. Bu 5 harfli. Deniz taşımacılığının... Vapur. Yok hayır. Bu yük taşıyor daha çok. Hani söylerler ya mesela işte Macaristan bandıralı... Aa. Nokta nokta. Alalım bir harf. Alalım. Hatırlayacaksınız bu kelimeyi biliyorsunuz. Şey harfiyle başlıyor Almanca. Şilep. Şileptir efendim. 400 puan daha kazandırır size. Bakalım süreye 2 dakika 21 saniye. Başladığımızdaki, başlarken gösterdiğimiz o hız işimize yarıyor halen. 6 harfli cevaplar. Eski kelimeler demeyeyim de biraz böyle hani... Naftalin. Naftalinli de değil, köklü kelimeler diyeyim. Hmm. Uzun zamandır kullanılıyor, halen de yerinde sağlam duruyor. Arapça kökenli. İkisi de Arapça kökenli efendim. İkisi de Arapça kökenli ve fonetik olarak da birbirine çok benzer şeyler. Yani birini bulduğunuzda diğeri için çok uzağa gitmeyeceksiniz. Söylenişi benzer. Kafanızı karıştırdım değil mi? Durun, şu soruyu bir sorayım. Tamam. İkincisinde daha net olacağım, söz veriyorum. Güç, erk, iktidar. Hadi bana. Kudret. Ne diyeceksiniz? Kudret. Durduracaksınız bir taraftan da. Biraz önce söylemeye çalıştığım şey şuydu. İkinci 6 harfli cevabınızın söylenişi kudrete çok benziyor. Manası başka. Hı hı. Ama söylenişi kudrete benziyor. Buyurun. Sıkıntı, zorluk veya büyük masraf. Bu anlamlarda Arapça kökenli bir sözcük. Sıkıntı, zorluk veya büyük masraf. Bizi büyük masrafa soktu bu ev. Yani bu bembeyaz halılar çok nokta noktalı. Bunları aklımda... temizlemek çok nokta noktalı bir uğraş. Ne demiştim? Kudrete benziyor, evet, demiştim. Evet. Alalım mı bir harf? Meşakkatli diyesim geliyor. Uzağa gidiyorsunuz. Gelin alalım, alalım bir harf. Bir aldık bir tane harf. Hadi ortadan be. Ah, bunu istemiyordum ben. Kudrete benziyor demiştim bakın. Çok büyük masraf yaratıyor yani. Masraf kapısı. Nokta noktalı li. Neyse artık. Bir harf daha. Alalım. Aldık. F. Sondan üçüncü. Size de nokta nokta oldu, kusura bakmayın. Hani. Size de dert yarattık vallahi. Zahmetli. Gelin bir harf daha. Alalım. Aldık bir harf daha. K var, Ü var. Külfet. İşte o kadar. Ablanıza bir döneyim bakayım. İyi, keyfi yerinde. Keyfi yerinde. 3 harf aldınız diye biraz sıkıntı çekmişti açıkçası ama şu anda keyfi olsun, yerinde. Olsun, belki başka almam. Almazsınız. İsterseniz de 5 defa harf alabilecek durumdasınız. O ayrı bir hadise. Dedim ya, sizden sonra yarışacak kimse yok efendim. Alalım o 5 tane. Kendime yatırım yapıyorum. Tabii ki. Elimde sadece 8 tane soru kaldı. O 8 soruya da 1 dakikada cevap vermek lazım. Artık o denkte, haşa da gösterdiğiniz hızı göstermeniz lazım bize. Tamam. Hadi bakalım. Bu çok kolay soru. Kaçırmayın ne olur bunu. Hiçbir yöne sapmadan, dolaşmadan direkt. Doğruca. Nedir? Doğruca. İşte bu kadar. İşinize karışmak istemiyorum ama önce basıp sonra, tamam, cevabı verir.